Handadır handa, bir kara manda. 300 yaşındaydım evvel zamanda. Mavi çadır gerilmiş, duydum pazar kurulmuş. Vurdum karıncaya palanı, 40 yerinden bağladım kolanı. Sardım sırtına 80 çuval soğanı. Vardım pazara. Vay pazar, ne pazar, ne pazar. Güzeller durmaz gezer. Kırlangıçlar terzi, köpekler kalaycı, tilkiler tüccar. Buldum bir köşe, başladım işe. Soğan, sarımsak satarken, terazimin kolu kırıldı bir güzele bakarken. Kurbağa kanatlandı gitti gelin getirmeye. Gelin çıktı çardağa, çat yerleşti bardağa. Masaldır bunun adı, dinlemekle çıkar tadı. Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde. Çok eski zamanlarda çok fakir bir anne kız varmış. Anne geceden sabaha kadar yünleri eğirir, ip haline getirir. Sabah da kızına verirmiş. Kız da onu pazara götürür, o ipliği satarmış. Sattığı ipliğin parasıyla da karınlarını doyurur, geçinip giderlermiş. Bir gün yine kadın bütün gece oturmuş, ince ince ipleri eğirmiş, hazırlamış, kızına vermiş. Götürüp pazarda satsın diye. Kız pazara ipliği götürmüş, satmış. Yolda geri gelirken pazarda çok güzel bir tencere görmüş. İpliğin parasıyla ekmek alacağına o gördü sevimli tencereyi almış, onunla eve gelmiş. Kız eve gelmiş, elinde ekmek yok. Annesi elinde kızın küçük bir tencereyle geldiğini görünce hem üzülmüş hem çok sinirlenmiş. Ekmek parasıyla aldığı tencereyi kızın elinden alıp sokağa atmış. Ana kız o gece aç aç yatmışlar. Kız o gece aç aç yattığına mı üzülsün, annesinin üzüldüğüne mi, yoksa küçücük tenceresinden olduğuna mı üzülsün, bilememiş. Ertesi gün ninenin birisi sokaktan geçiyormuş. Sokaktan geçerken bir bakmış ki yolda bir tencere. Minicik, tatlıcık, küçücük bir tencere. Çok beğenmiş, hemen almış. Eve götürmüş, yıkamış, paklamış, arıtmış, temizlemiş, kullanmaya başlamış. İçine çok güzel ekşi ekşi, sulu sulu bir yaprak sarma yapmış taze yapraklarla. Tencereyi ocağa koyup pişirmiş. Aradan biraz zaman geçmiş. Tam kapağı açıp acaba yemek pişti mi diye bakacağı zaman tencere dile gelmiş. Nine, nine, ben küçük, fakir bir kızın tenceresiyim. Beni bıraksan da onlara gitsem, karınlarını bu lezzetli sarmalarla doyursam olmaz mı? Demiş. Nine çok şaşırmış tencerenin dile gelmesine. Tencereye inanmış. Onun kapının önüne içinde lezzetli sarmalarıyla birlikte bırakmış. Tencere yürümeye başlamış, pıtır 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 diye hareket edip fakir kızla ananın evine doğru yol almış. Tencere tenger menger yuvarlana yuvarlana kızın evinin kapısının önüne varmış. Kapıyı çalmış. Kız sormuş, kim o? Tencerecik demiş. Kız sormuş, içinde ne var? Sarmacık demiş tencere. Kız kapıyı bir açmış. Tenceresi karşısında. Çok sevinmiş. İçinde de lezzetli sarmaları görünce sevinci bir kat daha artmış. Hemen tencereyi almış, içeri götürmüş. İçindeki dolmaları, sarmaları hemen başka bir kaba boşaltmış. Annesi kızar diye tencereciyi yine hemen bahçeye bırakmış. Ana kız oturmuşlar, sarmaları afiyetle yemişler. Masal bu ya, o günde padişahın karısı hamama gidiyormuş. Yolda da kızın biraz önce bahçeye bıraktığı tencereyi görmüş. Demiş ki bu tencereyi alsanıza
Çok beğendim. Onu da yanımızda götürelim demiş. Tencereyi almışlar. Hamama doğru yola çıkmışlar. Hamama varınca Sultan Hanım bütün inci mercanlarını, yakutlarını, gümüşlerini hepsini bu tencereciğin içine bırakmış. Sultan Hanım hamama gireceği vakit tencere dile gelmiş. Güzeller güzeli sultanım, anasıyla yaşayan fakir bir kızın tenceresiyim demiş. Beni bıraksan da onlara gitsem, onların fakir hallerinden bu altınlarla, gümüşlerle, yakutlarla kurtarsam olmaz mı? Demiş. Sultan Hanım tencerenin dile gelmesine çok şaşırmış. Ama vardır bunda bir hikmet diyerek tencereyi bırakmış. Bizim küçük tencerecik yine geçen seferki gibi tıngır mıngır tıngır mıngır yuvarlana 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 yollara düşmüş. Yuvarlana yuvarlana kapının önüne gelmiş. Kapıyı tıklatmış. Kız kim o? Demiş. Tencerecik. İçinde ne var? Cici bici, incicik demiş tencere. Kız kapıyı açmış. İçinde yakutlar, gümüşler, incilerle dolu tencereyi karşısında görünce çok şaşırmış. Şaşırmış ama bir o kadar da mutlu olmuş. Hemen incileri, küpelerini, taşlarını üstüne giymiş, takmış, takıştırmış. Tencereyi içini boşalttıktan sonra tekrar bahçeye bırakmış. Ertesi gün de şehzade yoldan geçerken tencereciyi görmüş. Küçücük tencereciyi çok beğenmiş. Lalasına demiş ki, Lala, Lalacığım bu tencereyi alsana. Çok güzelmiş, çok beğendim demiş. Lala tencereyi almış. Tencere, şehzade, Lala, üçü birlikte hamama doğru yol almışlar. Hamama varmışlar. Şehzade soyunmuş, dökülmüş, hamama girmiş, banyosunu yapmış. Tencere bu sefer hop diye şehzadeyi içine alıvermesin mi? Ağzı kapalı halde tencere tıkır pıkır tıkır pıkır içinde şehzadeyle kızın evine doğru yol almaya başlamış. Tencerecik yine kızın kapısına, evinin önüne gelmiş. Kapıyı vurmuş. Kız sormuş. Kim o? Tencerecik. İçinde ne var? Bir şehzadecik demiş tencerecik. Kapıyı açmış. Kapıyı açmasıyla birlikte tencerenin kapağı da açılması bir olmuş. Tencerenin içinden güzeller güzeli, yiğit mi yiğit bir şehzade çıkmış. Şehzade de kızı görmüş. Kız ayın 14'ü gibi güzel. Gördüğü an birbirlerini çok sevmişler. Hemen oracıkta evlenmeye karar vermişler. 40 gün 40 gece düğünleri olmuş. Yemişler, içmişler, tencerelerini de beraberinde alıp evlerinin baş köşesine koymuşlar. Gökten üç elma düşmüş. Birisi masalı anlatana, birisi dinleyene, birisi de tencereciye.